Hakimiyet TV'den herkese merhaba. 24 Ocak Elazığ depreminden etkilenen Elazığ Ortaokulu Şubat 2020 yılında yıkıldı. Geçtiğimiz 4 yıl boyunca yapılmayan okulla alakalı veliler şikayetçi. Okulumuz Elazığ depreminde yıkıldı. Yıkıldıktan sonra ilk yıkılan okul da bizim Elazığ Ortaokulu olmasına rağmen halen daha yapılmadı. Bizim okulun üzerine Mustafa Kemal Ortaokulu yapıldı, karşısındaki Eski Ticaret Lisesi yapıldı, Elazığ Lisesi yapıldı, Limak Ortaokulu yapıldı. Yani ismini sayamadığım bir sürü okul yapılmasına rağmen 3 yıldır Elazığ Ortaokulu yapılamadı. Bürokrasi engeline takıldı. Şu anda eğitim öğretime yetişmeyeceği söyleniyor. Çocuklarımız mağdur, mahalleli mağdur. Bu mağduriyetin yetkililer tarafından çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz. Bir an önce yapılsın. Okulumuz Eylül ayına eğitim öğretim yılına yetiştirilsin inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde Elazığ Ortaokulu yıkıldı. Veliler 3,5 yıldır okulun yapılmasını bekliyor. Okul hala inşaat halinde. Gördüğünüz üzere bahçede Allah'a emanet. Elazığ Ortaokulu beyefendinin de dediği gibi 3 yıl önce depremde yıkıldı. Yıkıldıktan sonra yerini diş hastanesine verdiler. Diş hastanesi yapılıyor. Ama Elazığ Ortaokulu bir türlü yapılıp bitirilmedi. Şu anda öğrencilerimiz hepsi ikili eğitim görüyor. Televizyonlarda çıkıp tekli eğitime geçeceğiz diye devamlı konuşuyorlar ama 3 yılı aşkındır burada okul daha halen devam ediyor. Bu yıl da yetişip yetişmeyeceği belli değil. Şu anda okulun önündeyiz ama da okulun bir sürü eksiği var. Ne çevre düzenlemesi yapılmış, ne okulun içinde işler bitmiş. Çok ağır bir şekilde işliyor. 2-3 tane işçi içeri girmiş, çalışıyor. Yani Milli Eğitim Müdürü yerinde oturacağına okulları gelsin, okulların bir ihtiyacı var mı bir sorsun. Okul müdürleri Milli Eğitim Müdüründen randevu alabiliyorlar mı? Alamıyorlar. Milli Eğitim Müdüründen randevu alacaklarına Milli Eğitim Müdürü her gün bir okula gitsin, sabah gitsin okulları gelsin, öğle sonu yerinde otursun, işini yapsın. Ondan sonra bir okul müdürlerinin görüşmesi bittikten sonra bir de bir öğrencilerle görüşsün. Öyle öğrencilerin bir talebi var mı? Burada okuyan sadece öğretmenler öğrenci okutmuyor. Öğrenciler de okula gidip okuyor sonuçta. Öğrencilerin hiçbir talebi karşılanmıyor. Ben 59 yaşındayım. Biz okula giderken spor salonlarımız vardı. Yani arada 60 yıl geçmiş, okullar yapılıyor. Bir spor salonu yok okullarda. Yani bu çocuklar sadece eğitim görmeyecek. Bu enerjilerini nerede atacaklar? Kış oluyor, çocuklar bahçeye çıkamıyor. Spor salonları neden yapılmıyor yani? Eski bakanımız geldi, buraya 1 milyar 300 milyonun üstünde bir ödenek çıkardığını söyledi. Bu ödenekler nereye gitti? Bir yıl içinde kayboldu mu? Veyahut da bir şey, okul yaptılar, milletin mi haberi yok? Okul halen daha görüyorsun işte halen devam ediyor. Atatürk Lisesi de keza öyle aynı şekilde duruyor. Atatürk Lisesi yıkılmadı daha. Atatürk Lisesi depremde yıkılacak dendi. Üstüne iki deprem geldi. Çok çürük dediler. Çocuklar 2 yıldır Balakgazi Lisesi'nde eğitim görüyor mesela. Bu Elazığ'ın kaderi bu mu? Ben onu bilmiyorum yani. Eğitime verilen değer bu kadar mı? Ondan sonra çocuklarımız okula gidecekler işte ne bileyim okulun bahçesinde oynayacaklar okulun bahçesinde işte görüyorsunuz dikenden başka bir şey yok 3 yıldır yapılan okul halen ortada eğitime başlanacak mı muamma belli değil sizler konuşmak ister misiniz? Kesinlikle okulumuzun açılmasını istiyoruz gerçekten 2020 okulumuzdan ayrıldık 2024'e giriyoruz öğrencilerimiz çocuklarımız da bir an önce okulunu istiyorlar gerçekten böyle bina tek binada öğrenci sayısı çok olduğu için karışık. Hangi okuldaydı yani, buranın öğrencileri? Efendim? Buranın öğrencileri hangi okulda? Elazığ Ortaokulu. Evet. Cemal Gürsel'deyiz. Evet şu an geçici olarak oradayız. Hani geçici olarak da olmuyor. Gerçekten hepimiz okulumuzu istiyoruz. Kendi okullarında eğitimine devam etmek istiyorlar. Lavabo yetersiz geliyor. Büyük çocuklar, küçükleri sürekli eziyor. Çok kalabalık. Gerçekten olmuyor. Buradan talep ediyoruz. Ricada bulunuyoruz. En kısa zamanda okulumuzun açılmasını istiyoruz. Ben de istiyorum işte. Çocuk akşam oluyor. Karanlıklarda almak zorundayız. İşte sabahçı öğleci şeklinde evet, mi okul? Evet. Bu sene mesela seninki sabahçı olacak. Hı hı. Sabah erken kalkıp gidecek. Kaçıncı sınıfta çocuğunuz? 7. Allah başlasın. Sağ olun.
Öncelikle buraya kadar geldiğiniz için size teşekkür ederim. Şimdi 2020'de depremden sonra Elazığ'da çok okul yıkıldı. Bu okulların çoğunu da dışarıdaki iş adamları ve zengin hayırseverler yaptı. Enteresan olan da bizim, yani Elazığ sahipsiz diyoruz ama gerçekten sahipsiz. Bu okulu yapan da Türkiye genelinde yüzlerce dershanesi ve eğitim kurumu olan bir insan. Üstelik de Elazığ'ın kendi yerli çocuğu. Eğer Elazığ yerli çocuğu bu okulu bu kadar sarılarsa da artık ben yabancı hepsi çekemiyorum. Ha, yani bir an önce bu da geldi iş adamımız, Elazığ'ın çocuğu bu okulu bitirsin, buradaki vatandaşların maddiyatını gidirmesini bekliyorum. Kendisine teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Sizlere de tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim diyoruz. Teşekkür ederiz.